2021 yılı için 80 günlük orman ve kırsal alan yangını söndürülmesi işçiliği ve minibüs kiralama işi ihalesini 2 gün önce yapmış. Yalnızca 2 gün yani yangının çıkmasından 2 gün önce yapmış. 26 Temmuz'da ihaleye gidilmiş ve 2021 yılı için 80 günlük yangın söndürme işçiliği ve minibüs kiralama işi ihale edilmiş. Yangından yalnızca 2 gün önce. Havadan söndürme olmayınca yerden söndürülmeye çalışılıyor yangın dedi muhabirimiz Erdinç Yılmaz. Neden havadan söndürme yapılamıyor gündüz? Türkiye yanarken, Türkiye yangın yerine dönmüşken bütün güney sahili neredeyse farklı noktalarda aynı anda çıkan yangınlarla küle dönmüşken neden havadan söndürme tam olarak yapılamıyor? Rusya bugün Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği bir tweet attı ve Türkiye'ye yangın söndürme konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Oysa ki yardımdan kasıt şu, Rusya'nın 3 uçağı kiralandı 1 milyon lira karşılığında. Rusya'dan 3 yangın söndürme uçağı kiralayan Türkiye'nin elinde yangın söndürme konusunda uzman uçak eksikliği var. Bu neden kaynaklanıyor? Türk Hava Kurumu'nun uçakları neden kullanılmıyor? Bu soruyu bültenimiz boyunca soracağız. Akdeniz bölgesindeyiz. Mevsim, evet, yangın mevsimi. Hava kuru, rüzgar var. En ufak bir kıvılcım yangına dönüşüyor. Sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Bir terör ihtimali üzerinde de duruluyor bir taraftan. Elbette yangını çıkaranın büyük kabahati var ve bütün suç orada demek de mümkün. Peki söndürme işi? İşte şimdi Akdeniz bölgesindeki ülkelerin elinde kaç yangın söndürme uçağı var? Yaptığımız araştırmanın sonucunu görüyorsunuz. Yunanistan'ın elinde, komşumuz Yunanistan'ın elinde 38 yangın söndürme uçağı var. Fransa 26 uçağa sahip Akdeniz bölgesinde. İtalya'nın elinde 19 uçak var. İspanya'nın elinde 17 yangın söndürme uçağı var. Ülkemiz 3 yangın söndürme uçağına sahip. Türk Hava Kurumu'nun uçakları kullanılmıyor. Bunun kişisel bir hırs olduğu da iddia ediliyor. Bakanlıktan da bu konuda açık, net bir yanıt maalesef gelmiyor. Bu çok önemli. Neden havadan söndürme yapamıyoruz? Rusya 3 uçakla yardımcı olduğunu söylüyor. Rusya'ya bu uçaklar için kira ödüyoruz. Elimizdeki uçaklar neden hangarda? Neden kullanılmıyor? Geçen yılda çokça konuşuldu. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesinde bu sorulara da net bir yanıt vermiyor maalesef. Durum budur. Elimizde uçak mı yok? Yangın söndürme uçağı mı yok? Ve niye yok? Elimizde makam uçağı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçenlerde bir ziyaret söz konusu oldu Ankara'dan. Ve onca uçakla gidildi adaya. Peki yangın söndürme uçağı? Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının ihalede şartları yerine getirmediğinden söz ediliyor ve uçaklar kullanılmıyor. Çok ilginçtir doğrusu. Bu da Rusya'nın uçakları. Bugün söz ettiğim yardım ediyoruz Türkiye'ye diye Rusya'nın bahsettiği yangın söndürme uçakları. Havadan müdahale olmadığı sürece karadan bir yere kadar yangın kontrol altına alınabiliyor. Havadan müdahale şart. Bu konuyla ilgili haberimizi izleyelim, öyle devam edelim. Tarım ve Orman Bakanı, İthalat Bakanı Bekir Pakdemirli, bir an hüzün varsa istifa et. Manavgat'ta alevler her yanı sardı, hava sıcaklığı 37 dereceyi gösteriyordu. Alevler rüzgarın da etkisiyle tarım alanlarına, oradan da yerleşim yerlerine sıçradı. Uzmanlar yangına havadan müdahalenin etkili olacağını söylüyor ama Türkiye'nin elinde yangını söndürebilecek yeterli uçağı yok. Ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Börtü böcek, canlılar cayır cayır yanıyor. Mahallelerde, Manavgat'ta evler cayır cayır yanıyor. Ama orman yangınlarını söndürecek uçaklarımız yok. Sadece 2 yangın söndürme uçağı havadan müdahale etti. Oysa ki Rusya'dan 3 yangın söndürme uçağı kiralandığı duyurulmuştu. 3 uçağı 153 gün için 203 milyon 107 bin lira ödenecekti. Hatta Bakan Bekir Pakdemirli o uçakları bizzat test etmiş, uçak içinden görüntü vermişti. Rusya'dan kiralandığı söylenen ve milyonlar ödeneceği açıklanan uçaklar Manavgat'taki yangın felaketinde kullanılmadı.
Muhalefete göre hükümet Rusya'dan kiraladım dediği uçakların parasını ödemediği için o uçaklar gelmedi Türkiye'ye. Parasını ödemedikleri için uçaklar gönderilmiyor. Uçak almaya para yok, kiralamaya para yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ama 13 adet uçağı var. Sayın Cumhurbaşkanı 13 uçağı saraya alacağına bu memlekete yangın söndürme uçağı alsaydı keşke. Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'a 8 uçakla gideceğine bu memlekete yangın söndürme uçakları keşke alsaydı. Türk Hava Kurumu'nun elinde aslında yangın söndürme uçakları var ama iktidar kullanmıyor. Şimdiye kadar Manavgat'taki en büyük yangına sadece 2 uçakla müdahale edilebildi. Çünkü Türk Hava Kurumu'nun yangın uçakları hangarlarda çürütülüyor. Uçakları kullanamıyoruz, kullandırmıyorlar. Geçtiğimiz aylarda Orman Bakanlığı yangın söndürme uçak hizmeti için bir ihaleye çıkmıştı. Uçakların su haznesi kapasitesini de 5000 litre olarak belirledi. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kapasiteleri ise 4900 litre su alıyor. İddialara göre Orman Bakanlığı Türk Hava Kurumu ihaleye giremesin diye 5000 litre su alımı sınır getirdi. Türk Hava Kurumu'nu saf dışı bıraktılar. Niye? AKP birilerine para kazandıracak. AKP birilerine para desteği verecek, yandaşları zengin edecek diye. Türk Hava Kurumu'nun başına 2019 yılında eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AKP'li Cenap Aşçı Kayyum olarak atanmıştı. O günden sonra da THK'nın yangın söndürme araçları hangara çekildi ve bir daha kullanılmadı. Ne yazık ki Kayyum tarafından eğitilmiş, deneyimli ve yangın söndürmede çok başarılı olan pilotlarımızın da işlerine son verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde de 6 adet yangın söndürme uçağı bulunuyor. Bu 6 uçak Kayseri'deki İkmal Bakım Merkezi'nde yangına müdahale için geliştirilmiş halde tutuluyor. Tıpkı İzmir yangınında olduğu gibi Manavgat'taki yangında bu uçaklar da neden kullanılmadı, kimse gerekçesini bilmiyor. İhaleye bir şart koymuşlar. Deniliyor ki 5000 litre ve üzerinde su kapasitesi olan uçaklar ihaleyi alabilir. Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların kapasitesi 4900 litre, 100 litre fark var. Ve bu yüzden Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını kullanmıyoruz deniliyor. Ortada öylesine ağır bir tablo var ki bu tablonun bir sorumlusu olmalı. Yangını çıkaranlardan söz etmiyorum. O konuda da soruşturma üstüne soruşturma açılıyor. Az evvel Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından bir haber geldi. Güvercinli Kuyucak mevkiindeki orman yangını ile ilgili soruşturma başlatıldığı söyleniyor. Manavgat'la ilgili de Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bir terör eylemi olabilir mi? Organize bir terör eylemiyle mi karşı karşıyayız? Bir sabotaj ihtimali var mı? Soruşturmalar sonucunda netleşecek. Öyleyse kahrolsun o teröristler. Fakat bu ayrı bir konu. Neden zamanında müdahale edilemiyor? Bizim bu gücümüz yok mu? Elimizde yangın söndürme uçağı neden yok? Var olan Türk Hava Kurumu uçakları neden kullanılmıyor? İşte bunu soruyoruz. Az evvel dedim ki karayoluyla tahliye edilemeyen yazlıkçılar, turistler deniz yoluyla tahliye edilmeye çalışılıyor. Helikopterler var, havada yangına kovayla su taşımaya çalışan helikopterler var bir taraftan. O görüntüleri görüyorsunuz. Panik içinde vatandaş neye uğradığını şaşırmış. Teknelere bindirmişler kaldıkları otelden. Ancak bu şekilde yanlarına alabildikleri ne varsa onu alarak çıkarılmışlar, tahliye edilmiş, götürülüyorlar. Onlar da hayatta kaldıkları için mutlular. Onun sevincini yaşıyorlar. Bu görüntüler Milas'tan. Milas'ta kaldıkları otelden apar topar alevlerin otele ulaşmasıyla çıkarılan turistlerin